%5'lik sodyum klor içeren bir hücre %2'lik sodyum klor çözeltisine bırakıldığında, evet, bunu uyguladığımızda %5'lik ve %2'lik sodyum klor düşündüğümüzde, evet, zardan geçebilen bir madde nihayetinde baktığımızda, evet, burada hücremiz tuz yoğunluğunu dışarıya difüzyonla kaybedecektir ve bu açıdan baktığımızda hücrenin ozmotik basıncı azalacaktır. Yine hücredeki sodyum klor derişiminde azalma, evet, meydana gelecektir. Hücrenin turgor basıncı artması, evet, burada hücrenin yoğunluğunda bir azalma meydana gelecektir ki aynı zamanda su olayına baktığımız zaman dışarıda su daha fazla, içeride su daha az olduğu için içeriye su girişi de yaşanacağından dolayı turgor basıncında artış meydana gelmektedir. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneğidir. Madde alışverişinde meydana gelecek bir aksama hücrede olaylardan hangilerini etkileyebilir? Evet, madde alışverişi aksama aslında birçok metabolik faaliyeti etkileyecektir. Baktığımızda ATP üretimi, evet, yeterince besin alımı gerçekleşmezse ATP üretiminde aksama meydana gelecektir. Yine ATP üretimi aksadığında hücrenin bütün biyolojik olaylarında aksama meydana gelecektir. Örneğin büyüme, bölünme ve biyosentez olaylarında da aksama meydana gelecektir. Bu yüzden cevap 1, 2, 3 ve 4'ün yer aldığı E seçeneğidir. Enerji harcanarak gerçekleşen madde taşıması olaylarının tümü için durumlardan hangileri ortaktır? Evet, bu olaylar aktif taşıma, aynı zamanda endositoz ve egzositoz olaylarıdır. Buna göre baktığımızda sadece canlı hücrede görülme, evet, ATP'nin harcanabilmesi için hücrenin mutlaka canlı olması gerekmektedir. Çepere sahip hücrelerde görülmeme, evet, baktığımızda her üçü de çepere sahip hücrelerde görülmeme olayı, fakat aktif taşıma ve egzositoz her türlü canlı hücrede gerçekleştiği için bu ifade ortak diyemeyiz. Enzim etkinliği, evet, bu üç olayda da enzim kullanılmakta, görev almakta. Bu yüzden enzim etkinliği de ortaktır. Evet, cevaba baktığımızda 1 ve 3'ün yer aldığı D seçeneği doğru cevaptır. Kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma olaylarının özelliklerinden hangilerine sahip olduğu kesindir. 1. Yoğunluk farkına bağlı olarak gerçekleşme. Her ikisinde yoğunluk farkı gerekmekte, fakat burada kolaylaştırılmış difüzyon difüzyonda olduğu gibi çok yoğundan az yoğuna, aktif taşıma ise az yoğundan çok yoğuna olduğu için burada bir farklılık söz konusudur. ATP harcanarak gerçekleşme, aktif taşımada ATP harcanırken difüzyonda ATP harcanmamaktadır. 3. açıklamada küçük moleküllerde geçişi, evet, her ikisi için de küçük moleküllerin geçişine sahiptir. Özel taşıyıcı protein kullanımı, evet, her iki taşıma yönteminde de özel taşıyıcı proteinler kullanılmaktadır. Yine burada olmamasına rağmen enzim kullanımında iki taşıma içinde sahip olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre 3 ve 4'ün yer aldığı B seçeneği doğru cevaptır. Canlı bir bitki hücresinde ozmotik basınç ve turgor basıncının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu hücre ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Hücremize baktığımızda zamanla T2 zamanına kadar turgor basıncında artış, ozmotik basınçta azalma. Yani bu da şu anlama gelmekte. T2 anına kadar hücre su almaktadır. Evet. Ne zamana kadar? T2 zamanına kadar. T2'den sonra olay sabitlenmektedir. Evet, buna göre 0-1 aralığında ozmozla dışarıdan su alınmış olabilir. Evet, 0-2 aralığında hatta ozmozla su alınmıştır. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. T2 anında suya ilgisi maksimuma ulaşmıştır. Suya ilgi ozmotik basıncın maksimum olduğu süreçtedir. Dolayısıyla ozmotik basıncın maksimum olduğu süre T0 süresidir. Bu yüzden buradaki ifademiz yanlıştır. T1 anında hiçbir yöntemle madde alışverişi yapmamıştır. T1 anına baktığımızda hala madde alışverişi devam etmektedir. Burada sadece turgor basıncı ile ozmotik basınç eşitlenmiştir. Fakat olaya baktığımızda gene su alma işlemi devam etmektedir. Bu yüzden Bu ifademiz yanlıştır. Evet, yapılabilen yalnız 1'dir. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Aşağıda 3 farklı molekülün zardan geçişi gösterilmiştir. Numaralandırılmış olaylarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet, numaralandırılmış olaylara baktığımızda fosfolipid tabakasından geçen bu olaya difüzyon denilmekte. Taşıyıcı proteinlerden ve dikkat ederseniz çoktan aza geçiş. Bu yüzden buradaki olay kolaylaştırılmış difüzyon olayıdır. Ve 3. olaya baktığımızda ATP harcanarak ve taşıyıcı protein kullanılmasından dolayı bu olayımız da aktif taşıma olayıdır. Evet, 1 numaralı olay basit difüzyondur. Evet, doğrudur. 2 numaralı olay sırasında taşıyıcı proteinler görev yapar. Evet, kolaylaştırılmış difüzyonda görüyorsunuz taşıyıcı proteinler görev yapmakta. 3 numaralı olayın gerçekleşmesi için hücrenin canlı olması. Evet, aktif taşıma ve ATP'nin harcanabilmesi için hücrenin mutlaka canlı olması gerekmektedir. Baktığımızda her üçünde yer aldığı E seçeneği doğru cevaptır. Hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılardan hangileri de evet, aktif yer değiştirme hareketi yapılabilir. Baktığımızda sil ve kamçı sayesinde, örneğin siller sayesinde paramesyum, kamçı sayesinde öglena aktif hareketle yer değiştirme yapabilir. Evet, mikrovilüse baktığımızda mikrovilüs özellikle sindirim kanalında, ince bağırsaklarda gördüğümüz bir yapıdır ve buradaki hedef besin emilimidir. Dolayısıyla canlıda aktif hareket için kullanılmaz. Bu yüzden aktif hareket için kullanılan 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneği doğru cevaptır. Aktif taşıma ile hücreye alınan bir maddenin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu kesindir. 1. Organik yapılıdır. Evet, zardan geçebilen inorganik maddeler de aktif taşımayla alınabilir. Bu yüzden sadece organik maddeler aktif taşımayla alınmaz. Bu yüzden 1. açıklamamız yanlıştır. Zardan geçebilecek büyüklük, evet, en önemli şartımız zardan geçebilecek büyüklükte olmasıdır. Hücrede enerji elde etmek için kullanılır. Alınan maddenin hangi amaçla kullanıldığı önemli değildir ve belli de değildir. Dolayısıyla da ihtiyaca göre alınır. Bu açıdan 3. açıklamada yanlıştır. Evet, baktığımızda yalnız 2'nin yer aldığı B seçeneği doğru cevaptır. %2'lik maltoz çözeltisi bulunan bağırsak kese ile %10'luk maltoz çözeltisi bulunan bağırsak kese, %5'lik maltoz çözeltisi bulunan kaba bırakılıyor. Bir süre sonra deney düzeninde gerçekleşen değişimlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Öncelikle şunu belirtelim. Maltoz disakkarit olduğu için maltoz zardan geçemez. Dolayısıyla maltoz ortamdaki miktarlarını koruyacaktır. Fakat burada su giriş çıkışı meydana gelecektir. Evet, baktığımızda evet, %5, demek ki burada %95 su olduğu bilinmekte. Evet, burada L'de ise %90 su olduğu bilinmekte. K'da ise %98 su olduğu bilinmekte. Buna göre K su kaybedecektir. L ise su alacaktır. Evet, buna göre A seçeneğine baktığımızda K kesesindeki maltoz miktarı artar. Evet, başlangıçta söylemiştik. Maltoz miktarı kesinlikle değişmez. Çünkü disakkarit olduğu için maltoz miktarı sabit kalacaktır. Bu yüzden A seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdaki bir hayvan hücresinde madde alışverişini sağlayan B1 ve B2 olayları şematize edilmiştir. Evet, baktığımızda B1 olayı hücre zarının içeriye doğru çökmesiyle bir besin alımını göstermekte ve bunun sonucu koful oluşmakta. B1 olayı bir endositoz olayıdır. Hatta şekli daha detaylı baktığımızda bu bir pinositoz olayıdır. Çünkü cep görülmekte. Cep sayesinde alınan maddeye pinositoz ismi verilmekte. 2. olay ise B2'ye baktığımızda ise yine koful sayesinde zardan geçemeyen bir maddenin dışarıya atılması. Buna da egzositoz ismi verilmekte. Buna göre A seçeneğinde B1 yani endositoz olayında hücre zarı yüzeyinde küçülme meydana gelir. Evet, doğrudur. B2 egzoztoz olayında hücre zarı yüzeyinde büyüme meydana gelir. Doğrudur. B2 yani egzozitoz olayı çepere sahip hücreler tarafından gerçekleştirilemez. Yanlış. Örneğin bir bitki hücresi egzozitoz yapabilir. Bu yüzden de bu ifade yanlıştır. Cevap C seçeneğidir. X hücresi içinde A ve B maddelerini eşit miktarda bulunduran bir çözelti içine konuluyor. Bir süre sonra ortamda A maddesinin miktarında herhangi bir değişikliğin olmadığı, B maddesinin ise ortamda bulunmadığı gözleniyor. Evet, buradan anlaşılacağı üzere hücremiz A maddesini alamamakta. Fakat B maddesinin ise tamamını içeriye almakta. Evet, bu da buna dikkat etmemiz gerekmekte. Buna göre A maddesi X hücre zarından geçemeyecek kadar büyük yapıdadır. Olabilir. Zardan geçemeyecek büyük yapıda olduğu için oranını, miktarını korumaktadır. B maddesi X hücresi tarafından aktif taşımayla alınmıştır. Bu ifade de doğrudur. Sebebi ise şudur. Öncelikle B maddesi hücre içinde hiç yokken difüzyonla geçişi başlayacaktır. Fakat %50 B maddesi yoğunluğu hücre ile dış ortamda sağlandıktan sonra B maddesinin alımı aktif taşımayla devam edecektir. Bu yüzden tamamının alınması için mutlaka aktif taşımaya ihtiyaç vardır. Üçüncü aşama, A maddesi yağda, B maddesi suda çözünme özelliğine sahiptir. Bununla alakalı herhangi bir yorum yapamayız. Dolayısıyla A maddesinin içeriye alınmaması, yağda çözünmesi anlamı ki yağda çözünen bir madde hücre zarından rahatlıkla içeriye girebileceğini bilinmekte ki A maddesinin içeriye alınmadığı için yağda çözünmediğini söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneği doğru cevaptır. Yoğunlukları farklı 3 hücre aynı yoğunluğa sahip ortamlara konulmuş ve yeterli bir süre bekletilmiştir. Evet, buna göre yoğunlukları eşit ortamlar dediğinden dolayı biz yoğunlukları kapların %50 olduğunu düşünelim ve buna göre değerlendirmeye çalışalım. X kabındaki hücrenin turgor duruma geçmesi. Evet, hücrenin turgor duruma geçmesi için su alması gerekmekte. Dolayısıyla da yoğunluğunun %50'den fazla olması lazım. Evet, X hücresinin yoğunluğu %50'den fazla, örneğin %60 diyebiliriz yaklaşık. %60 yoğunluğa sahip. Evet, diğer tarafta Y kabındaki hücrenin hemoliz olduğu görülmekte. Evet, Y'nin hemoliz olması gene aynı şekilde su alması demektir. Buradan anlaşılacağı gibi Y de gene yoğunluğu %50'den fazla, hatta çok fazla ki arada aşırı su almasından dolayı patlamış. Dolayısıyla da %90 diyebiliriz. Artı çepersizdir. Çünkü hemoliz olduğunu, patladığını buradan anlaşılmakta. Diğer tarafta Z kabındaki hücrenin su kaybederek büzüştüğü. Evet, %50 ortamda su kaybetmesi için buradaki yoğunluğun %50'den daha düşük olması lazım. Örneğin Z'nin de yoğunluğunun %40 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre açıklamaları değerlendirecek olursak, birinci açıklamada X kabındaki çözeltinin yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan azdır. Evet, biz burada yoğunluğun yaklaşık %60 olduğunu düşünmüştük. Bu açıdan baktığımızda X kabındaki çözelti %50, hücrenin ise %60 olduğunu düşündüğümüzde evet, bu ifademiz doğrudur. İkinci açıklamada Y kabındaki hücre çeperine sahip değildir. Evet, hemoliz olduğundan dolayı bunu doğrulayabiliriz. Üçüncü örnekte Z kabındaki hücre X kabına konulacak olursa hemoliz olur. Evet, diğer hücremizin çeperli yapıya sahip olup olmadığı hakkında bilgiye sahip olmadığımız için bunu doğrulayamayız. Dördüncü açıklamada son durumda 3 hücrenin madde derişimi eşitlenir. Evet, burada biz tahmini yoğunluklarda bulunduk. Dolayısıyla bu yoğunlukların doğruluğunu bilemediğimizden dolayı dördüncü açıklamayı doğrulayamayız. Evet, bu açıdan baktığımızda 3 ve 4. açıklamalar doğrulanamaz. Bu yüzden cevap D seçeneğidir.